Merhaba arkadaşlar, yine bir beslenme videosuyla karşınızdayız. Oruç tutmak isteyen öğrencilerimiz için beslenme uzmanımıza danıştık ve örnek iftar ve sahur menüleri hazırlamak istedik. Yalnız başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hazırladığımız bu menüler herhangi bir sağlık problemi olmayan öğrencilerimiz için geçerli. İsterseniz ilk örnek sahur menümüze geçebiliriz. İlk örnek sahur menümüzde sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyenler için her şey mevcut. Ramazan'da en çok karşılaşılan problemlerden birisi de kabızlık. Bunu önlemek için lif oranı yüksek olan yeşil sebzeler kullandık. Birazcık zeytin ve cevizimiz var. Omega 3 bakımından çok önemli. 2 adet haşlanmış yumurta. Birazcık da beyaz peynir var, biliyorsunuz ki protein. 2 adet tam tahıllı ekmek kullandık. Belki biraz da tatlı yemek istersiniz diye düşündük. O yüzden ev yapımı çilek reçeli kullandık. Ama siz ne seviyorsanız koyabilirsiniz. Bal olur, kaymak olur. Hangisini tercih ederseniz o size kalmış. İçecek olarak da kefir tercih ettik. Uzun süre açlık sorunu yaşıyorsunuz ve kas kaybı yaşayabilirsiniz. Protein içerdiği için kefir çok önemli. Ve tabii ki yanımızda suyumuz da var. Suyumuzun içine limon, biraz tarçın, zencefil falan koyduk. Bu da gün içinde çok susuz kalıyorsunuz. Vücudunuz mineral ve vitamin alamıyor. Bunu dengelemek için de içine bunları koyabilirsiniz. Afiyet olsun. Bir sonraki menüye geçebiliriz. Bir sonraki örnek sahur menümüzde ise 2 yumurtadan bol domatesli ve biberli melemenimiz var. Bir dilim az yağlı beyaz peynirimiz var. Birazcık ceviz ve zeytinimiz var. Yine omega 3 bakımından çok zengin. Lif oranı yüksek olan yeşil sebzelerimiz var. 2 dilim tam tahıllı ekmeğimiz var. Yine mevsim meyvesi tercih ettik. Bunları yedikten sonra üstüne çok güzel gider. Bir bardak da çayımız var. Siz isterseniz çayınızın içine bir dilim limon da koyabilirsiniz. Demir eksikliğinizi önlemek için. Ve tabii ki de suyumuz var. Suyu içmeyi ihmal etmiyoruz. Afiyet olsun. Şimdi bir sonraki örnek sahur menümüze geçiyoruz. 4 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi, 1 bardak süt ya da yoğurt, biz süt tercih ettik. İçine birazcık mevsim meyvesi, biz yine çilek tercih ettik ama siz isterseniz içine muz, elma ya da hangi meyveyi seviyorsanız onu koyabilirsiniz. İçinde ceviz, çiğ badem ve fındık olan kuru yemişim var. Ve 2 adet haşlanmış yumurta var. Haşlanmış yumurta protein bakımından çok zengin. Sizi çok uzun süre tok tutacaktır. İsterseniz yulaf ezmesinin içine bir tatlı kaşığı kadar bal da koyabilirsiniz. Tatlandırır, güzel bir lezzet verir. Ve yanımızda tabii ki suyumuz var. Biz suyumuzun içine limon, zencefil ve tarçın da koyduk. Bunun sebebi hani gün içinde çok fazla sus kalıyorsunuz ya. Vücudunuz vitamin ve mineral bakımından çok eksik kalıyor ve bunu da bu sayede tamamlayabilirsiniz. Hadi şimdi karıştıralım. Güzel karışımımızı da yaptık. Şimdi bu yulaflı karışımı tükettikten sonra 2 adet haşlanmış yumurtamızı da yiyoruz. Üstüne suyumuzu içiyoruz. Afiyet olsun. Şimdi bir sonraki menüye geçebiliriz. İftarla sahur arasında hiç mi bir şey yemeyeceğiz diyeceksiniz. Tabii ki yiyeceksiniz. İftarınızı yaptıktan 1-2 saat sonra belki haftada 2-3 defa bir porsiyon sütlü tatlı tüketebilirsiniz. Diğer günlerde de tatlı krizini bastırmak için 3 yemek kaşığı yoğurt ve içine mevsim meyvelerinden oluşan karışımı ekleyip afiyetle tüketebilirsiniz. Suyumuz tabii ki yine yanımızda, hatta şöyle göstereyim. Afiyet olsun ve bir sonraki menüye geçelim. Sıra geldi iftar menümüze. Hurma veya zeytinle orucumuzu açtıktan sonra ana yemekten önce bir kase çorba içiyoruz. Çorba ve ana yemek arasında bir 15 dakika beklerseniz iyi olacaktır midenize çok yüklenmemeniz için. Biz ana yemekte protein bakımından zengin olsun diye köfte tercih ettik. Ama siz et yemek istemiyorum, et sevmiyorum diyorsanız kuru bakliyatlı bir yemek mutlaka tercih edin. Yine lif oranı bakımından zengin olsun diye salatamız var. 2 dilim tahıllı ekmeğimiz, bir kase de yoğurdumuz var. Herkese afiyet olsun diyoruz. Kısaca özet geçmemiz gerekirse, Ramazan'da en az 3 öğün besleniyoruz. Sahur, iftar ve ara öğünümüzü aksatmıyoruz. Sınırsız pide, sınırsız hurma tüketmiyoruz. En az 2 porsiyon sebze, 1 porsiyon meyve tüketiyoruz. Çok tuzlu beslenmekten kaçınıyoruz. Kızartma ve hamur işlerini abartmıyoruz. İftarda ve sahurda protein alımına özen gösteriyoruz. Her akşam tatlı yemiyoruz. Yeteri kadar su içip İftardan 1-2 saat sonra da 45 dakika tempolu bir yürüyüş yapıyoruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz arkadaşlar.